Çabuk bir sedye, ağır yaralı var. Dikkat edin, ağır yaralıymış. Evet, sarsmayın. Tutmacanı. Kaldır, yavaş. Aman dikkat. Şöyle kenara çekelim. Çok ağır bir yaralı geldi efendim. Nesi varmış? Bilmiyorum. İyi, geliyorum. Neyiniz var kardeş? Anne! Ben değilim! Evladım! Ben değilim! Vallahi billahi ben değilim! Ne var, ne oldu? Ben değilim doktor bey! Dur evlat! Doktor bey! Ben değilim doktor bey! Doktor Dur oğlum, sakin ol, korkma! Vallahi doktor bey Ben değilim doktor bey! Hasta filan değilim ben! Ne diyorsun evladım? Diyorum doktor bey! Yani ben hasta değilim doktor bey! Ben hasta değilim! Ne diyor bu be? Yaralının ben olduğumu söylemek istiyor. Sen mi? Evet. Evet doktor. Ben. Ya bu? Sizinkiler bizim Yusuf'a saldırdılar. Ben de ayıp olmasın diye seslenmedim. Ne oldu? Karnıma kurşun doldurdular. Kaç kurşun? 3. Derhal ameliyathaneye alın. Vedat Bey'le Doktor Güner'e de haber verin. İğne yapın. Peki efendim. Peki. İğne yapmasanız olmaz mı? Olmaz. Kimin vurduğunu bilmiyorsun demek. Bilmiyorum. Peki, görsen tanır mısın? Hayır, tanımam. İnsan canına kasteden adamı nasıl tanımaz be? Ben gerizekalı ve de kalın kafalı bir adamım. Ayrıca hiç kimseden de şikayetim yok. Affedersiniz doktor bey, bu yaralının durumu tehlikeli mi? 3 kurşun yemiş, zor kurtulur. Sağ olun. Deli midir nedir? 3 kurşun yemiş hala kimseden şikayetim yok diyor. Ya. Bunlar mikrop, kökünü kazımalı hepsini. Doğru. Yarası çok ağır. Kurtulma ümidi yok diyorlar. Ya kurtulursa? Onu kurtulduğu zaman düşünürüz. Kimseden şikayetçi değilmiş. Vuran adamı tanımadığını söylemiş. Bunları olduğu gibi anlat Sinan Bey'e. Ben biraz daha kalacağım. Tamam.
çiğne vurdum bunun, bayılacağı yok. Bir tane daha al. Peki. Kendini nasıl hissediyorsun? Fena değil, yalnız iğne yerleri çok acıyor. Ne biçim adamsın sen be? Bıçakların tabancaların arasından kurtulmuşsun, iğneden korkuyorsun. İğne hazır doktor bey. Yavaş, yavaş, ne olur, yavaş, yavaş. Buraya seni kutlamak için toplanmış bulunuyoruz Recep. Arap Kadir'den kurtulmamıza çok az zaman kalmıştır. Artık İstanbul yalnız ikimizin olacak. Evet. İsmim kabadayılık tarihine altın harflerle yazılacak. Müslim'in anlattığına göre yaşaması zor. Öyleymiş. Bahse girerim. Kurtulacak Arap Kadir. Böyle yaralara alışıktır. Kafasını taşla ezmeliydin. Söylemesi kolay. Kadir kafasını taşla ezdirir mi adama? Silahımı çekip karşısına dikildim. Baktı yüzüme, güldü. Ne o hain papaz? Çocukluğun mu geldi aklına dedi. Herif gülerek üstüme geliyor. Dedim oğlum Recep, yiğitlik elden gidiyor. Elindeki düdük değil, bas tetiğe. Anca basmışım. Bizim makine Alaman topu gibi patladı arkadaş. Yer gök sallandı. Takır takır 3 tane saymışım. Duvara yaslandı. Hain papaz, 3 kurşun alacağın olsun dedi. Çocukken de mantar tabancasıyla çıkardım karşısına. Hep affederdi beni. Şimdi de affetmiş. Vuranı tanımıyorum demiş. Borcunu ödemek için affetmiştir. Hem de taksit taksit. Her ay bir kurşun. Kına yakarsın. Güzel. Deme ya. Çok sevindim. Arap Kadir komaya girmiş. Ölürse çok üzülürüm. Yiğidi öldür, hakkını yeme demişler. Arap Kadir çok yiğit bir delikanlıydı. Ben de üzülüyorum ama sağ olsa ya ben onu öldüreceğim ya da o beni. Kadir benim hemşehrim ve çocukluk arkadaşımdır. Koca bir ömrü birlikte yaşadık. Yetimdi Kadir. Babası bir gece balığa gitmiş, bir daha da dönmemişti. Çocukken de şahsiye sahibiydi Kadir. Evin erkeği sayıyordu kendini. Kahveci Ali Rıza her geçişte laf atardı anasına. Buna çok içerlediğini bilirdik. Bir gün Ali Rıza'nın kahvesine gitmiş ve bir masaya kurulmuştu. Ali Rıza, annen nasıl evlat demiş. Bu laf üzerine koynunda sakladığı ekmek bıçağını çekip saldırmış Ali Rıza'ya. Kahvenin önüne cansız devirmiş. Böylece ilk sabıkasını 12 yaşında yaptı. Mahalle kabadayısı Ali Rıza'yı öldürdü. 5 yıl Sübyan koğuşunda hapis yattı. Hapisteyken anası ölmüş, bacısını bir yere evlatlık vermişlerdi. Artık Kadir mahallenin kralıydı. Bütün çocuklar imreniyorduk ona. Adını Arap Kadir koymuştuk. Günden güne büyüdü. Arka arkaya olaylar çıkardı. Kumarhaneleri bastı. Barları dağıttı. Ben hep yanındaydım. Sevilen bir adamdan çok, çekinilen bir adam olmak istiyordu.
hükmetmek, herkesi karşısında ezmek istiyordu. Bunun için yavaş yavaş arkadaşları çekildi çevresinden. Yalnız kaldı. Yalnız kalmaktan gurur duyuyordu. Çok üzülüyorsun. İnsan Kadir gibi bir yiğidi vurunca ağlardı. Ölmüş mü? Kan veriyorlarmış. Yaşama ümidi yokmuş. Affedersiniz kardeşim, Kadir isminde bir yaralı var mı burada? 41 numarada. Nasıl? Nesi oluyorsunuz siz? Arkadaşıyım. Durumu Allah'a kalmış. Görebilir miyim? Nöbetçi doktora sorun. Bırakmıyorlar mı?
Affedersiniz doktor. Ben Kadir'in arkadaşıyım. Acaba durumu... Kötü. Sabaha zor bulur. Görebilir miyim? Peki. Çok kalmayın. Günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz komiserim. Hoş bulduk. Ne haber çocuklar? Arap Kadir'i vurmuşlar. Ölmüş mü? Komadaymış. Bütün gazetelerde birinci yazı. Kim vurmuş? Kimin vurduğunu söylememiş. Kabadayılar kralı Arap Kadir'i dün sabah vurdular. Kendisini kimin vurduğunu açıklamayan Kadir komada. Şu gazetelerin kepazeliğine bakın. İstanbul'u titreten Arap Kadir vuruldu. Bir serseriyi kahraman yaptılar başımıza. Utanmasalar ağıt yazacaklar. Arap Kadir'i vurdular. Şimdiye kadar 9 kez vurulan kabadayı, vücudunda 12 kurşun, 7 bıçak yarası taşımaktadır. Kim bilir hangi bokluk yüzünden kavga çıktı. Ölürse bir mikroptan daha kurtulacağız. Daha önceki olaylarda da bir roman kahramanı gibi tanıttılar bu herifi. Kötü örnek veriyorlar halka. Şuraya bak, Arap Kadir'i vurmuşlar. Yazık be, ölmüş mü? Komadaymış. Bu yaralarla kurtulmaz diyorlar. Kim vurdu dersin? Bunların düşmanı çoktur, polis araştırıyormuş. Su testisi su yolunda kırılır. Günün nasıl geçti? Fena değil. Akşama bir işin var mı? Yok, neden sordun? Az önce babam telefon etti. Bizi akşam yemeğine çağırıyorlar. Ya. Bir şey diyemedim. Enver gelince sorayım dedim. Gider miyiz? Gideriz. Arap Kadir geleli beri hastanenin şekli değişti. Şu adamların haline bak. Bunları gece görsem korkardım vallahi. Günaydın. Kaç numaradır senin ayağın? Ayağım mı? 37 numaradır ayağım. Bakayım ellerine. Eller mi? İşte buyurun. Köprücük kemiğin sağlam mıdır? Köprücük kemiğim mi? Sağlamdır. İyi karnıyarık yapmasını bilir misin? Bilirim. Güzel. Bunları neden sordunuz? Küçük ayaklı, beyaz elli, köprücük kemiği sağlam, iyi karnı yarık yapmasını bilen bir kız arıyorum ben. Uyandı. Girebilir miyim? Tabii. Çok kalmayın ama. (Gülüyor)
Nasılsın hain papaz? Ya sen? Beni biraz tamir ettiler. Oramı buramı diktiler. Seni bir daha göremeyeceğim diye çok korktum. Uyumuşum. Bu Kadir dokuz canlı arkadaş. Kurşun işlemiyor herife. Ama bu sefer kurtulamayacak. Alman tankıyla vuracağım herifi. Bir duvar dibinde kıstıracağım. Silahı alnına dayayacağım ve bom! Eğer yine ölmezse dinamit, bomba, füze, boğderek, müjdar, Allah ne verdiyse! Aklın kesmiyor değil mi? Öldüremez diyorsun değil mi? Yürü lan karı! Yürü ki namımız da yürüsün, hadi yürü! Hadi! Beethoven, arayan olursa maça gitti dersin. Bu halin ne lan karı? Yoksa sen de mi korkuyorsun Arap Kadir'den? Hı? Korkma, ben yanındayım. Ben yanındayım ya! Al iç şunu hadi. Ha? Aç şöyle! Recep'in avradı cesur olmalı. Recep gibi yürekli olmalı avrat dediğin. Avradım benim. Kısrağım. Neden burada? Neden burada yani? İçeride yayla gibi yatağımız varken, ha? Yürü lan karı! Yürü! Borcumun ilk taksidi. Hastanedeki odam boş duruyor. Lütfen oraya götürün hanımefendi.
Bana bir içki ver. Ölürsün. Korkma, daha vaktim var. Efendim! Mahmut! Ne oldu? Kadir kaçmış! Ne? Nöbetçi doktora haber ver! Abla! Doktor yok mu? Ne yapacaksın? Omzumu diktireceğim! Ne oldu? Havasını boşaltmak için delik açtılar! Gelin benimle, sen doktora haber ver! Olur! Siz eve gidin, ben sonra gelirim. Yaralısın, bu halinle nereye gideceksin? Karışma, ne diyorsam onu yapın, hadi! Geldiğinize çok sevindim çocuklar. Yalnızlığın ne olduğunu siz bilmezsiniz. Beyefendi. Ne var kızım? Bir bey sizi görmek istiyor efendim, alt kata aldım. Bu saatte kim olabilir? Bilmem ki. Şimdi dönerim çocuklar. Vay Kadir Beyciğim, geçmiş olsun. Olayı gazetelerde okudum, ben de yarın gelecektim. Hastanede biliyordum sizi. Sıkıldım oradan. Bir emriniz mi vardı? Cemile için konuşacaktım. Aman beyefendi, ne rastlantı ne rastlantı! Cemile de burada, yukarıda, kocasıyla! Ben durumumu iyi görmüyorum Şevket Bey. Bugün değilse yarın... Yarın değilse çok yakında öleceğimi hissediyorum. Allah korusun beyim! Merak etmeyin, paranızı almaya devam edeceksiniz. Hem bu kez neyim var, neyim yoksa hepsini. Cemile'yi ne kadar çok sevdiğimi bilirsiniz. Ona ne şüphe Kadir Beyciğim! Yazın söylediklerimi. Alo? Evet efendim, buradalar. Sizi istiyorlar efendim. Sağ ol. Evet, Süleyman sen misin? Ölmüş mü? Ne, hastaneden mi kaçmış? Hemen geliyorum. Ne olmuş? Arap Kadir denen it hastaneden kaçmış. Benim hemen gitmem gerek. Sen burada kal istersen, gecikebilirim. Hadi hoşça kal. Güle güle. Zerrin, Yusuf. Sinan Bey, bu ne şeref! Herhalde bana geçmiş olsun demeye geldin. Bilemedin Arap Kadir! Seni öldürmeye geldim! Ya, öyle mi? Peki, ne geçecek eline?
bütün İstanbul. Recep de hastanede olduğuna göre ben tek kalacağım. Krallığımı ilan edeceğim. Adamlarını topla çek git buradan. Yoksa hepinizi toz duman ederim. Evi mezbahaya çevirttirme bana! Bizim kitabımız silahsız adama ateş etmeyi yazmaz. Ayrıca mermi harcamaya bile değmezsin sen. Hadi, defol evimden! Hadi bas git! Abi. Kadir, silah seslerini duyunca seni vurdular diye öyle korktum. Olur mu be? Kadir abimi vurabilirler mi hiç? Onlara ben bile yeterdim ama 20 kişiydiler. Yani 3. Yaran nasıl Kadir? Boş ver. Hadi gidelim buradan. Pisi pisine enselenmek istemem. Neden durduk? Senin işin burada biter kızım. Eve döneceksin. Sen nereye gidiyorsun? Ölüme. Ölüme mi? Evet kızım. Bu yara beni bitirecek. Kimsenin bilmediği bir yerde ölmeliyim. Mezarıma tükürmelerini istemem. Ben de seninle geleceğim. Ölüme... Yalnız gidilir. Hadi in arabadan. Beni sevmiyor musun? Sevmek... Sevmek zor iştir yavrum. Bizim harcımız değil. Hadi in arabadan. Hayır, ben de seninle geleceğim. Gerekirse seninle birlikte öleceğim. Bu durumda seni yalnız bırakamam Kadir. İn dedim sana. Yoksa kırarım köprücük kemiğini. Zerrin sana emanet Yusuf. Allah cezanı versin eşoğlu eşek! Gidişin olsun da dönüşün olmasın! Ölüm haberini tez günde alırız inşallah! Pis, ahlaksız, nankör herif! Kadir! 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 Demek kimin vurduğunu söylemeyeceksin. Kadir mi? Hayır beyim. Kadir benim çocukluk arkadaşımdır. Birbirimize kurşun sıkmayız biz. Peki kim? Söyledim beyim. Bizimkiyle eve dönüyorduk. Yanımızdan hızla geçen bir arabadan ateş ettiler. Bayılmışım.
Komiserim, merkezden telefon ettiler. Kadir'in evinde olay çıkmış. İki ölü varmış. Telefon edin Aslı. Baş üstüne. Hoş geldin. Seni beklerken uyuyakalmışım. Saat kaç oldu? 7'ye geliyor. Ne oldu? Kepazelikler serisi devam ediyor. Rezil, alçak herifler bunlar. Hayrola? Arap Kadir denen baş belası hastaneden kaçtıktan sonra iki kişiyi daha vurup ortadan kayboldu. Yaralı haliyle nereye gider? Bilmiyorum. Arap Kadir'i tanır mısın sen? Hayır. Duydum sadece. Kendisini hiç görmedim. Duymuş sadece. Peki buna ne dersin? Benim resmim bu. Nerede buldun? Arap Kadir'in evinde. Olamaz. Oldu Cemile. Şimdi bana doğruyu söyle. Bu resmin o evde ne işi var? Enver, bilmiyorum. Resmi orada bulunca çok yıkıldım Cemile. Benim karımın, doğacak çocuğumun anasının resmi o serserinin evinde. Açıkla bunu. Enver, yalvarırım, bilmiyorum. Bu adam bir toplum düşmanı, bir katil. Seninle ilişkisi olduğunu düşünmek bile iğrenç. Bu konuyu aydınlatacağım. Düşündüğüm gibi ise perişan ederim seni! Thank you.
Kadir nerede ulan? Nerede? Bilmiyorum beyim. Olaydan sonra hiç görmedim kendisini. Hiçbir haber de alamadım. Bakın sen... abi, bak ben şunu söyleyecektim. İnsan patronunun nerede olduğunu bilmez bu lanetler. Söyleyin lan, söyleyin! Nerede o it oğlu it? Gebertirim ulan sizi! Öptün ulan köpekler, nerede Kadir? Kur'an çarpsın bilmiyorum abi, bilsem söylemez miydim? Sinan nerede? Bilmiyorum beyim. Birkaç gündür uğramadı dükkana. Söyle beni arasın. Yoksa ne olacağını bilir. Baş üstüne beyim. Kadir'i! İçeride mi? Hayır, yok burada. Yürü! Hadi! Hadi dedim! Nerede? Bilmiyorum, bırakıp gitti beni! Hem bilsem de söyler miyim lan? Çok yanlış tanımışsın beni. Sana bir dakika müsaade, eğer Kadir'in yerini söylemezsen, şart olsun öldürürüm. Ben de sizi kabadayı bilirdim. Meğer pek ödlekmişsiniz. Kadir'in korkusundan neredeyse altınıza edilmişsiniz. Dur! Uzun boylu esmer bir adamdı. Sol eliyle karnını tutuyordu. Kırmızı bir arabası vardı. Kahveden iki şişe su içip şu tarafa doğru gitti.
Cemile, neden ağlıyorsun? Cemile, söyle kızım, neyin var? Enver nerede? Enver gitti baba. Bir daha dönmemecesine. Anlayamadım. Yoksa başına bir şey mi geldi? Hayır baba. Çok şükür bir şey yok. Ama beni terk etti. Neden? Arap Kadir yüzünden. Arap Kadir mi? Öğrenmiş mi? Neyi? Neyi öğrenmiş Enver? Baba neler dönüyor bu evde, ne oluyor? Öğrenmeliyim baba. Sakin ol kızım. Ne söyledi sana Enver? Kadir'in evinde resmimi bulmuş benim. Benden açıklama istedi. Ne diyebilirdim? O adamın adını sadece gazete haberlerinden duyardım. Resmimin onda bulunmasının... Sebebi var kızım. Sebebi mi? Evet. Bunları seninle konuşmaya dün gece karar verdim. Kadir buraya gelip gittikten sonra... Neler söylüyorsun sen baba? Kadir buraya neden gelsin? Kadir buraya yıllardır gelir kızım. Çünkü o senin öz abindir. Neler söylüyorsun sen? Gerçekleri kızım. Ben senin öz baban değilim. Seni 4 yaşındayken evlatlık almıştım. Rahmetli karımın çocuğu olmuyordu. Seni öz çocuğumuz gibi büyüttük. Karımın ölümünden 1 yıl sonra... yani bundan 5 yıl önce Kadir geldi. Hapisten yeni çıkmıştı. O gün bugün seni hep uzaktan izledi.
genç kızlığını, gelinliğini hep uzaktan gördü. Senin bir sabıkalının kardeşi olduğunu bilmeni istemiyordu. Her ay senin için yüklü bir para veriyordu bana. Tek istediği senin mutluluğundu. Nihayet dün gece geldi ve bütün parasını, servetini sana bırakıp gitti. Nereye? Bilmiyorum kızım. Yaralıydı. Öleceğinden söz ediyordu. Anlaşıldı. Recep de kaçmış hastaneden. Kafasına koymuş, öldürecek Kadir'i. Bulamaz ki. Durumlar aynasız. Polis bütün yolları tutmuş. Her arabayı arıyorlar. Yolu tuttuklarına göre bir bildikleri var. Bir benzinciyle konuştum. Adamın tarifi Kadir'e çok benziyor. Edirne'ye doğru gitti dedi. Öyle olsaydı polis yakalardı. Ana yollardan birine sapmasın. Bilmem. Recep'ten haber var mı? Hastaneden kaçmış. O da deliler gibi Kadir'i arıyormuş. Uzun boylu, böyle esmer, kara bıyıkları var. Sonra kırmızı bir otomobili var. Bir sigara ver söyleyeyim. Vallahi bilmiyorum. Dur ulan! Geriye dön! Buraya gel! Alçak herif! Geri dön çabuk! Sigaralarımı geri ver! Namussuz herif! Kazıkladı beni! Geri dön diyorum sana! Geri dön! Geri dön! Ulan kitapsız! Yenir miydi bu kazık be? Geriye dön alçak herif! Geri dön! Buyurun yenge, bir emriniz mi vardı? Enver! Enver'i arıyorum, nerede? Görevli gitti efendim, Arap Kadir'in peşine. Nereye? Bilmiyoruz yenge. Önemli bir şey olursa herhalde telefon eder buraya. Burada bekleyebilir miyim? Tabii. Buyurun şöyle oturun. Dediklerimi unutmayın. Söylediğim ilaçları aksatmadan verirseniz bir iki güne kadar hiçbir şeyi kalmaz. Allah sizden razı olsun. Allah sağ olun. Güle güle. Thank you.
Bana kalırsa Kadir o yaralarla buralara kadar gelemez. Bence çoktan tahtalı köyü boylamıştır. Ya yaşıyorsa? Onu mutlaka bulup öldürmemiz gerek. Yaşamak istiyorsak tabii. Efendim? Bağışlayın efendim. O değil yenge. Sizi görünce kendimi kadınlar hapishanesinde sandım. O kadar şanslı mısınız? Şansımız halimizden belli. Beni bu karyolaya kim bağladı? Babamla ben. Tarlada bulduk sizi. Elleriniz toprağa gömülüydü. Petrol mü arıyordum acaba? Ne aradığınızı Allah bilir. İki gün sizinle uğraştık. Yaralarınızı diktik. Nasıl diktiniz? Dikiş iğnesiyle mi? Hayır. Çuvaldızla. Siz doktor musunuz? Hayır, baytarım. Ve siz baktığım ilk insansınız. Pek insan sayılmam. Onun için yeni bir iş yapmış değilsiniz. Kimsiniz siz? Ben İtalyan asıllı bir papazım. Papaz mı? Sakalsız. Evet, cübbesiz, sakalsız ve de hain bir papazım. Ben böyle şakalardan anlamam. Doğru konuşacak mısınız, yoksa böbreğinizin birini alayım mı? Gerekliyse alın, nasılsa benim bir işime yaramayacak. Kim olduğunuzu saklayacak mısınız? Ben yaralı bir kulum. Siz kaçak bir kulsunuz. Polis peşinizde. İki ölüm ve bir yaralama suçundan aranıyorsunuz. Siz ünlü kabadayı Arap Kadir'siniz. Bütün bunları nereden biliyorsunuz? Gazetelerden. Bu gazetecileri üst üste koyup kesmeli arkadaş. Bak ne yazmışlar gene. Kabadayılar hesaplaştı. Arap Kadir 3-0 galip. Ne demek bu ha? Kadir 3 kişiyi toz etti demek. Üçün biri de kim? Benim tabii. Bizde şans yok arkadaş. Bizde şans yok. Dünyanın hadisesini çıkardık. Kimse yazmadı. Kadir'e 3 kurşun sıktım, kimsenin haberi olmadı. Kadir'e gelince herif, ensesini kaşısa yazıyorlar. Kadir çekirdek yese yazacaklar be! İster misiniz, ister misiniz ben Kadir'i öldürünce de yazmasınlar, he? Garson, lan garson! Buyur abi! Rakı! Burası meyhane değil ki abi! Ben burayı meyhane ilan ettim, rakımı getir. Thank you.
Babanız nerede? Jandarmaya gitti. Benim için madalya mı alacak? Ben yasalardan yana bir insanım. Başı bozukluğu, zorbalığı sevmem. Suçluysanız cezanızı çekmelisiniz. Hiç kırmızı otomobil görmedim. Lakin bir otobüs gördüm, rengi maviydi. Komiserim! Bu adam sizinle görüşmek istiyor. Sen gidebilirsin. Efendim, benim adım Aziz. Köseköy'de baytar olan kızım Ayşe ile birlikte yaşarım. İki gün önce kızımla birlikte köye dönerken... Evet, ne oldu? Durun beyim, anlatacağım. Ne diyordum? Kızımla birlikte köye dönerken tarlaların bulunduğu komiserim, yerde... İstanbul'a bağlantı kurduk. Nedir senin derdin? Komiserle konuşurum ben. Baban gideli çok oluyor mu? Bu sabah. Gazeteyi okuyunca gitti. Beni teslim etmekle ne kazanacaksınız? Toplum bir serseriden kurtulmuş olacak. Bir baş belasından. Evet, sizi dinliyorum. Efendim, biz bir adam bulduk tarlada. Karnı kanlar içindeydi. Evet. Sonra adamı alıp bize götürdük. Benim kızım baytardır. Karnını güzelce bir dikti. İki tane de hayvan iğnesi vurdu. Sonra da gazetede gördük ki... Kadir, Arap Kadir mi? O işte. Beni teslim edip hükümeti masrafa sokmayın. Bırakın beni... Kimsenin bilmediği bir yerde kendi kendime öleyim. Bırakmam. Çok üzülürsünüz sonra. Üzülmem. Evet. Tamam beyim, hemen hareket ediyoruz. Enver Bey Kadir'in izini bulmuş, ekip istiyor. Ben de gelebilir miyim? Çok önemli. Tabii yenge, buyurun. Kadir yakınlarda, dikkatli olun. Bırakın beni, gideyim be! Bırakın beni! Kıpırdamayın, yaranız kanayabilir. Ben yaşama sevdasında olan bir adam değilim. Bırakın beni, gideyim! Teslim edip yeniden bela etmeyin beni! Yeniden kötü olmayayım! Sizin gibilerden iğreniyorum. Biz hayvanları bile yaşatmaya çalışırken siz durmadan adam öldürüyorsunuz. Nasıl bırakırım? Cezanızı çekmelisiniz. Ama yaptıklarınıza pişman olacaksınız. Keşke yapmasaydım diyeceksiniz. Demeyeceğim. Neredeyse gelirler zaten. Sizin gibi güzel bir kıza yakışıyor mu bu yaptıklarınız? Thank you.
Kim bu? Azrail'lerinden biri. Ya o? Azrail'in yamağı. Sizi mi arıyorlar? Evet. Ne yapacaklar? Salam, sosis ya da pastırma. Bırakın şakayı. Jandarmanın gelmesine gerek kalmayacak galiba. Benim bir silahım vardı, siz mi aldınız? Evet. Bakın, aklınız varsa çözün beni. Yoksa ikimizi de tavuk keser gibi keser bunlar. Size söz veriyorum, kaçmayacağım. Sizi güç durumda bırakmak istemem. Ne de olsa bu çürük çuvalı size borçluyum. Geliyorlar, hem de buraya! Beni çözün ve silahı getirin! Düşünecek zaman değil, çabuk olun! Onları öldürecek misiniz? Kendimizi korumamız gerek! Yoksa onlar bizi öldürür! Daha çok var mı? Ya, bir sigara işime yolumuz kaldı beyim. Bu yol kestirmedir. Merhaba bacı. Birini arıyordum da, yaralı, uzun boylu, esmer birini. Geçti mi buralardan? Hayır, görmedim. Kadir! Kadir! Arap Kadir! Duyuyor musun lan? Seni öldürmeye, krallığını yıkmaya geldim! Bundan sonra kral ben olacağım! Polis geldiğinde leşini bulacak senin! Fıstık? Kadir ne tarafta? Bilmiyorum. Ben şimdi ortaya çıkarırım onu. Sevgili kardeşim Kadir! Ben geldim huzuruna! Nerelerdesin? Seni özledim! Yaran ne alemde? Kanıyor mu hala? Recep geldi. Kadir'i o öldürmemeli. Ben öldürmeliyim. İkisini de! Recep! Sen hakkını kullandın! Üç kurşunla öldüremedin! Sıra bende lan! Şimdi sıra bende! Aramızdan çekilmezsen seni de öldürmek zorunda kalacağım! Yazı tura atarız Sinan! Hayır! Kral ben olacağım! Sonunda karşı karşıya kaldık Kadir! Hesap saati geldi! Tabancamda üç kurşun var Recep. Birini senin için harcayabilirim. Sağ kalırsam taksidin gerisini sonra öderim Recep. Seni öldürmek istemiyorum. Ne de olsa çocukluk arkadaşımsın. Teslim ol Recep! Seni öldüremediğim için... Gözlerim açık gidecek Kadir. Ahirette öldürürsün be Recep. Onun için üzülme. Kadir! Teslim ol! Daha önce bıraksaydın bu işler olmazdı. Çok üzgünüm. Bilemezdim ki. Yine de teşekkür ederim. Çuvalı kurtarırsak görüşürüz. Kadir! Teslim ol! Yoksa seni de vuracağım. Sana bir dakika mühlet. Düşün! Vaktin doluyor Kadir! Teslim ol Kadir! Kanundan kaçamazsın!